Videoya başlamadan önce sizlerden bana 1 dakika ayırmanızı rica edeceğim. Konu çok önemli. Lütfen burayı atlamayın. 1 dakikanızı ayırarak sadece buraya bir kulak verin. Biliyorsunuz birçok YouTube kanalı videoların arasında böyle ürün yerleştirmeleri yaparak, reklam koyarak para kazanıyorlar. Ben bugün bir konu yerleştirmesi yapmak istiyorum ve bundan da 5 kuruş kazancım olmadığını belirtmek istiyorum. Öncelikle size bunu söylemek istiyorum. Konuya gelecek olursak, konu şu. Her gün onlarca minicik bebek, onlarca küçücük çocuk, güzelim yavrularımız toprağın altına giriyorlar. Bembeyaz kundaklara sarılıp tatlı tatlı uyumak yerine bembeyaz kefenle kara toprağın altına giriyorlar. Konu SMA hastalığı. Çağımızın çok popüler, çok acımasız hastalıklarından birisi. Çaresi var, tedavisi var, ilacı var. Sadece bunun için yeterli güç yok ailelerinde. Aileler perperişan, çocukların durumları içler acısı. Yetkililer maalesef bu konuda ailelere sırtını dönmüş durumda. İlaçların ve tedavilerin masraflarını yetkililer maalesef karşılamıyorlar. Bu konuya dikkat çekmek istedim. Ailelere yardım etmemiz gerekli. Bu çocukları kurtarmamız gerekli. Bu çocukların yaşaması gerekli. Son günlerde çokça, sıkça karşıma çıkmaya başladı. Küçücük yavrular, minicik bebekler maalesef hayata tutunamıyorlar ve bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Yapmamız gerekenler çok kolay, çok basit. SMA hastalarının birçoğunun Instagram sayfaları var. Bu Instagram sayfalarına gidip destek olmamız gerekli. Instagram sayfalarında hepsinin IBAN numaraları açık bir şekilde belirtilmiş durumda yazıyor. Valilik onaylı. Tamamen hepsi %100 gerçek. Herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değil. Muhtemelen dolandırıcı mıdır, değil midir diye itimat etmeyen, güvenmeyen insanlar çokça vardır. Artık çünkü bu hale geldik. Bu konularda bile çıkar sağlayıp insanları dolandıranlar oldu. Maalesef insanlığımızı yitirdik bu konuda. Ve destek olmadıkça insanlığımızdan daha da fazla uzaklaşmaya başlıyoruz. Konuyla ilgili çokça gönüllü var. Bu konuda çok fazla emek harcayan insanlar var. Bir tanesi yakın arkadaşım. Gerçekten kendini parçalıyor bunun için. Çok yakın takip ediyor. Gün gün, saat saat, WhatsApp gruplarında, ailelerin canlı yayınlarında, konuyla ilgili canlı toplantılarda kendini parçalıyor. Kendisini yakından takip ediyorum. Konuya inanılmaz özen gösteriyor. Kendi evladı kadar olsa belki bu kadar olmaz. Bu kadar ciddiye alıyor. Ve son günlerde gerçekten kendilerinde sistemlerini görüyorum. Ve çok da haklı. Gerekli desteği görmediklerinden yana sitem ediyor. Bunun böyle olmaması gerektiğinden yana sitem ediyor. Çocukların her gün ölüm haberleri çünkü ilk önce onlara düşüyor. Onlar görüyor. Çocukları yakından takip ettikleri için de gerçekten evladını yitirmiş kadar üzülüyor. Buradan öncelikle ona da seslenmek istiyorum. Yalnız değilsin. Bu savaşta hepimiz varız. Eminim bu videoyu izleyenler destek olacaktır. Son derece destek olacaktır. Çünkü bizim kitlemiz gerçekten duyarlı bir kitle. Belli bir yaş ortalamasının üzerinde insanlar var videolarımızı izleyenler arasında. Mutlaka eminim bu çocuklara destek olacaktır. Sakın kendini yalnız hissetme. Bu savaşta hepimiz varız. Bu videodan sonra birçok insanın bu Instagram'daki SMA hastası çocukların sayfalarına gidip onlara belki maddi, belki manevi destek olacağına eminim. Hiç olmadı ailelerin yanında olduklarını göstersinler. Onlara güzel mesajlarıyla, destekleriyle bir parça mutluluğa gerçekten çok büyük ihtiyaçları var. Hepsinin bunu yapacağına eminim. İsterseniz hemen şimdi bu videoyu izlemenize gerek bile yok. Video daha sonra da izlenebilir ya da izlenmesin, fark etmez. Bu videoyu tıklayıp buraya geldiyseniz, bu anlattıklarımı duyup eğer o çocuklara destek olmak için çıkıp gittiyseniz benim hakkım sonuna kadar helal hoş olsun. Eminim de bunu yapacak olduğunuza. Varsa maddi imkanınız hemen şimdi gerekeni yapın. Oturduğunuz yerden de yapabilirsiniz. Mutluluğu bambaşka bir şey. Bu akşam yapmış olduğunuz yardım sonrasında huzurlu bir şekilde yatağınıza girin. Yapmış olduğunuz yardımın mutlaka hayat kurtaracağına emin olun. Birlik olursak bunu başarabiliriz.
En son bir Instagram sayfasında görmüştüm. Bir yavrumuzun tedavisi için gerekli kişi sayısı 14.400'dü. 14.400 kişinin 1.000 lira vermesi sonucunda bu yavrumuz hayata tutunabilecekti. Çok komik rakamlar. Bizler bugün 50.000 kişi tribünde maç izleyen bir toplumuz. Milyonların bir araya gelerek mitingler düzenlediği bu ülkede 14.400 kişinin 1.000'er lira toplaması gayet de olağan görünüyor. İhmal ediyoruz. Yapamadığımız bir şey değil, ihmal ediyoruz. Tedavilerin çok yüksek maliyetli olduğunu biliyoruz. Paranın toplanamayacağını düşünüyoruz. Bizim yapmış olduğumuz yardımın da yabana gidebileceği konusunda endişelerimiz var. Sakın böyle düşünmeyin, sakın. O yavruların hepsi kurtulacak. Desteklerimizle, bizim gücümüzle hepsi kurtulacak. Söylemek istediklerim bu kadar. Bu konuya dikkat çekmek istemiştim. Videoyu izlemeye devam edecek olanlar hakkını helal etsin. Tatsız bir konu oldu belki. İnşallah videonun heyecanı kaçmamıştır. İzlemek isteyenlere iyi seyirler diliyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Videonun açıklama bölümünde sadece birkaç tane SMA'lı yavrumuzun sayfasını bırakacağım. Onları tıklayıp ziyaret edebilirsiniz. Yardımlarınızı oraya yapabilirsiniz. Onların dışında daha birçoğu var. Instagram'dan SMA diye aratırsanız hepsine ulaşabilirsiniz. Maddi manevi desteklerinizi lütfen eksik etmeyin. İyi seyirler. Sevgili dostlar, kıymetli izleyenler, aziz takipçiler, yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Yine çok güzel, terk edilmiş bir yerle, terk edilmiş eski bir mekanla karşınızdayız. Burası neresi? Öncelikle ondan biraz bahsedeyim. Burası arkadaşlar Aydın Ortaklar'da bulunan Ortaklar Öğretmen Lisesi. Tarihi. Çok kıymetli bir yer burası. Çok eski, çok böyle önemli mezunları olan, çok yaşanmışlıkları, hikayeleri içinde barındıran bir noktadayız şu an. Ortaklar Öğretmen Lisesi şu an hala da faaliyette diyenler olabilir. Bu konuya hakim olanlar biliyordur. Lisenin burası eski kampüsü. Hemen yakınlarında şöyle 500 metre aşağıda yeni kampüsü hala faaliyette olan binası da mevcut zaten. Biz o binanın hemen biraz ilerisindeki eski kampüsteyiz şu an. Burası arkadaşlar terk edilmiş. Tamamen artık bırakılmış. Olduğu gibi bırakılmış. Çok önemli bir lise. Hatta yapmış olduğum araştırmalarda çok da güvenilir kaynaklardan öğrendiğim bilgilerden arkadaşlar bahsedeyim size. Burada çok önemli insanlar okumuşlar. Buradan çok önemli insanlar mezun olmuşlar. Bir tanesini size söyleyeyim arkadaşlar. Gazeteci Uğur Dündar. Hepimiz biliriz bugün. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden, duayen isimlerinden. Burada okumuş. Buradan mezun olmuş. Buranın şöyle bir önemi de var. Dönemin böyle artık o ihtilal dönemleri, darbe dönemleri, o siyasi böyle artık önderler, liderler, siyasi olaylarda çok böyle koşturan insanların birçoğu buradan mezun olmuş arkadaşlar. Tarihi o kadar eski. Hatta şu an buranın böyle liselerin pilav günleri olur ya, o eski mezunlar toplanır ya, buranın hala öyle grupları var, dernekleri falan var buranın. O dönemki mezunlar hala daha sahip çıkmışlar o kültüre. Buranın faaliyetlerini yaşatıyorlar. Biz şimdi bugün burayı gezeceğiz arkadaşlar. Biraz benim için endişe verici bir video oluyor çünkü izinsiz girdik. İtiraf edelim arkadaşlar buraya. Ne zamandır burayı çekmeyi çok istiyordum çünkü. Bilmiyorum nasıl izin alır, nerelere başvurulur. Genelde böyle konularda pek izin çıkmıyor zaten. Hiçbir zarar vermeyeceğiz zaten. Biz gezip çıkacağız abi. Bunu daha sonrasında görenler, izleyenler olursa da hakkını helal etsin. Biz burayı göstermek zorundaydık. Bugün o yüzden buradayız. Terk edilmiş yerleri çekiyoruz. Bizim işimiz bu. Bu da zaten çok güzel bir yer. Burayı çekmezsek olmazdı. Hatta geçen gün
bir arkadaşla sohbet yapıyoruz. Dedi ki oğlum hani ya bu terk edilmiş yerler bir gün bitecek. Hani sen ne içeceksin? Yani terk edilmiş binalar, evler, araziler, arsalar. Ya dedim ki terk edilmiş yerler bitse de bulurum bir terk edilmiş adam. Terk edilmiş adam videosu çekerim dedim. Yani yapmak isteyen arkadaşlar iş çok. Değil mi? Buluruz bir tane terk edilmiş adamı. Deriz otur bakalım dayı. Uzatırız mikrofonu. Ya sen neden terk edildin? Niye terk edildin? Nasıl bu hallere düştün diye. Bulması da zor değil yani. Terk edilmiş adam çok uzaklara bakmaya gerek yok yani. Terk edilmiş adam buluruz biz. Hiç olmadı kendim oynarım. Otururum. Kendi kendime mikrofon tutarım ya. Tiyatrodan anlarız yani. Niye terk edilmişsin sen dayı diye bana birisi mikrofon uzatsa o rolleri de yaparız yani. Anlatırız gerekirse. Yapmak isteyene iş çok arkadaşlar. Sonrasında artık ufak ufak Mehmetciğim başlayalım mı turumuza? Binaları gezelim mi? Bu arada kaç videodur aklımda arkadaşlar. Bizim kameraman Mehmet'le ilgili hep böyle bir meraklar oluyor. Merak edenler oluyor. Kimdir bu adam diye. Bu Mehmet'i size şöyle naklen canlı yayında bir göstermek istiyorum. Bizim videolarımızı çeken bu şahane arkadaş burada. Mehmet nasıl bir duygu böyle karşılıklı? Güzel. Mehmet eline koluna sağlık. Çok kıymetli bir kardeşimdir. Her videoda beni yalnız bırakmıyor. Sağ olsun, var olsun. Bugün de yine bana eşlik etmek için burada. Dedikten sonra, Mehmet'i de ifşa ettikten sonra abi turumuz başlıyor. Ufak ufak artık başlayalım. Burada çok oyalanmayalım. Zaten bizi görürlerse kapı dışarı edecekler. Arkada şöyle bir tane bina arkadaşlar görmüş oldunuz. Burası muhtemelen idari bina. Yani sınıflar, yönetim binaları falan olabilir. Hani müdürü, müdüresi muhtemelen burada olabilir. Buranın çok eski mezunlarından birkaç arkadaşım var. Hep bana anlatırdı işte buranın neler olduğu. Burada sinema salonları, açık sinemalar, havuzlar falan böyle bir sürü şeyler varmış. Çok faaliyetli bir yermiş burası zaten. Burası kapalı. Kapısında demir var ama girebilecek olduğumuz çok güzel binalar var. Hatta hemen şuradaki bina. Burası girebilecek olduğumuz binalardan bir tanesi. Şöyle abi girelim. Ufak ufak keşfetmeye başlayalım bakalım. Çok heyecan verici. Böyle yerleri gezmeyi, böyle yerlere böyle bir girip dalıp keşfetmeye bayılıyoruz. Hele bu seferki birazcık da böyle illegal oldu ya. Daha bir heyecan verici. Şöyle kapıda bir kilidi var. Demir kilit, asma kilit. Çıkartıp şöyle bir geçiyoruz abi. Her yer cam kırıkları zaten. Dikkatli bir şekilde gezmeye başlıyoruz. Asıl iş Mehmet'te. Mehmet girmesi lazım. Neler var? Boş boş odalar var burası. Oo, ahşap tavanlı bir odası. Ya burası muhtemelen yine idari odalar olabilir. Çok küçük çünkü. Sınıf olmaz. Yatakhane hiç olmaz. Kapısı kapalı mı? Açıldı. Ha. Burası muhtemelen bir sınıfmış. Çok özür diliyorum. Çünkü yerde bir kara tahtası yatıyor. Tabii yine her zamanki gibi harap edilmiş, mahvedilmiş. İçinde her yere, duvarlara yazılar yazılmış bir yer. Buradan da yine bir kapı daha var ama nereye geçiyor acaba? Küçücük bir oda burada da. İçinde hiçbir şey olmayan minik bir oda. Kapı içinde kapı. Her yerden her yerlere geçiş var abi. Gel Mehmetciğim, buraya da bir göz atalım şöyle. Abi bunlar sınıflar. Anladığım kadarıyla. Oo, yerler halı. Vallahi yer komple halı, yumuşacık halı. Burası dediğim gibi abi çok özel bir yermiş. Yani bu civarın insanları değil, burada Türkiye'nin her yerinden insanlar gelip okumuşlar. Şuradan şöyle bir koridora geçelim abi ufak ufak. Gel Mehmet, takip. O uzunlamasına gidiyor böyle. Şu görüntüyü bir ver Mehmet. Baksana ya şöyle Hababam sınıfının koridorları gibi sanki değil mi? Ahşap tavanı. Bir sürü yan yana sınıflar. Hepsi sınıflar muhakkak. Şöyle bir tane daha sınıf gösterelim buradan. Aydınlık. Tavanlar beni benden aldı. O zamanın böyle o sıcacık hani okulu sınıfları ahşap tavanıyla vallahi şahane ya. Çok güzelmiş. Kim bilir kimler okudu buralarda. Neler işlendi. Evet. Sağlı sollu yine bir sınıf daha.
Aynı yapı. İstersen Mehmet'cim bir gösterelim. Gelmişken girmişken buralara. İçeride hala şey kokusu var ya. Böyle ahşap. Hani okullarda beslenme kokusu olur ya böyle. O koku geldi burnuma şu an. Vay be, burada koşuşturan öğrenciler, ders anlatan öğretmenler, yağmurda, sıcakta, soğukta. Buradan büyük adamlar da yetişmiş arkadaşlar. İnanılmaz duygular. Burada olmak çok güzel. Evet abi, şöyle devam edelim mi? Koridorun havası çok fena ya. Düşünsene böyle kapıda bekleyen öğrenciler. Ya hoca geliyor, hoca geliyor falan. Hani var ya o klasik. Onların burada yaşandığı o günleri şöyle bir hayal et. Bir sınıf daha. Çok sınıfları tek tek göstermeyelim. Çünkü çok görüntü var daha. Diğer yan binaya falan da geçeceğiz. Çok özür dilerim. Hala daha bir önceki videoyu izleyenler biliyorlardır. Hastalıklar geçmedi. Şöyle yine bir sınıf daha mı? Evet, bir sınıf daha. Şuradan çatıya bir çıkış noktası var galiba. Oo, karanlık zindan gibi. Ahşap çatı varmış zaten yukarıda. Buradan muhtemelen oraya çıkış söz konusu. Bir sınıf daha. Şuraya da şöyle bir kapıdan yüzeysel al Mehmet. Ya buradaki hani hissiyatlar gerçekten zaman tüneli gibi ya. O günler burada olanları hissetmek. Değil mi? Onu almak lazım. Yani burada yoksa hani taşa toprağa bakmaya gelmiyoruz. Sizlere geçmesini istediğimiz hissiyat zaten buradaki o insanların o günlerde yaşadıkları. Burada kalan o sessiz çığlıklar. Hani duyulmayan, şu an duymadığımız ama hala da o günlerden kalan anılar. Burada okuyan mezun olan arkadaşlarım var. Unutamıyorlar. Sürekli burayı konuşuyorlar yani. Evet. Şöyle buradan çıkacağız. Şöyle şu koridoru bir daha bir göstersene Mehmet. Vay be. Şurayı abi canlandır. Çoluk çocuk burada koşuştururken. Öğrenciler buralarda böyle dersleri işlerken. Kafanda bir hayal et. Bakalım burada abi şimdi. Burada da yine bir sınıf var ve bu sefer şeyi de var. Tahtası da burada bak. Gel. Vay be, burada hatta şeyler var ha. Öyle gelip ortalığa zarar veren insanların yazdıkları değil. Bunlar gerçekten o günlerden kalanlar. İşte 11 TM elveda diyor. 2003-2004 falan yazıyor. Tarihler var üzerinde. 24 Nisan 2000 Cumartesi falan yazıyor. 2 Fen Edebiyat 11E. Oo, bunlar gerçekten de o günden kalan, o günkü öğrencilerin yazmış olduğu yazılar. Bak bunu görmemiz, göstermemiz çok iyi oldu. Şimdi yan tarafta bir büyük bina daha var. Orada da çok orijinal, çok güzel görüntüler var. Oraya geçeceğiz. Tabii Mehmetciğim var mısın, yok musun? Varsın. Çıkış yolu burası. Hadi bende kamera yok. Ben bir şekilde bunu şöyle rahatça halledebilirim ama sen nasıl yapacaksın bakalım. Sana yardımcı olayım. Şöyle kamerayı alıyorum. Kulaklığını çıkartmadın yalnız. Kulaklık geçmeyecek. Evet. Kulaklığı da alıyoruz. Şöyle küçük size bir kameramanlık yapayım. Şöyle de kocaman güzel bir ova manzarası. Şahane görüntüler. Ortakların hemen girişinde arkadaşlar burası. Şimdi girecek olduğumuz bina da şöyle gösterelim. Şu binayı gezeceğiz. Kocaman bir bina var. Sanırım 3 katlı falan bu bina. Bu binaya girelim. Burası hatta buradaki binadan daha da çok hoşuma gitti benim. Orayı size göstermeye çalışayım. Kocaman bir arazi içinde. Çiftlik gibi. Yani o dönemin köy enstitüleri gibi düşünebilirsiniz. Birçok dersler burada uygulamalı falan işlenmiş yani. Gerçekten okulların hakiki böyle okul olduğu zamanlardan kalan bir kampüs, bir tesis. Şöyle uzunlamasına gidiyor zaten. Küçük küçük böyle bir sürü terk edilmiş binalar, evler var burada. Hani birçoğunun ne olduğunu bilmiyorum tabii tam olarak. Biz şimdi şu binaya gireceğiz. Binaya baksana ya, eski böyle şey gibi. Fabrika binası gibi, hani atılı kalmış, bırakılmış gibi. Buradan tabelasını da görebilirsiniz. Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi. Vay vay vay.
Her yerde cam kırıkları. Böyle bir üst kata doğru merdiven çıkıyor. Alt katta da yine sınıflar var galiba. Önce bir üst kata çıkalım mı? Evet. Ne dersin? Gel abi. Şöyle. Yani şu merdivenin, bak şurada, şurada şöyle bir şu görüntüyü vermek istiyorum abi. Şu, hani aklıma ne geldi biliyor musun şimdi? Hababam sınıfını hepimiz izledik değil mi? Hani Mahmut Hoca merdivenin başında hani var ya bekleyiş, şöyle şu poz var ya. O geldi abi. Burası bana öyle bir liseyi canlandırdı kafamda. Çok böyle akustik havalar. Çok harika görüntüler var. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Duvarlar küflenmiş, boyalar dökülmüş. Abi çok acayip bir yer ya. Gerçekten hani bu zamana kadar niye gelmedim dediğim yerlerden bir tanesi. Muhtemelen şurası kantin mi Mehmet? Değil mi kantin? Şuraya bak, küçük böyle penceresi var. Oradan alışverişler, ödemeler. Hocam bir bisküvi, bir meyve suyu falan. Kim bilir kimler geldi ya? Kimler buradan alışveriş etti, kimler yemek yedi? En başta da söyledim zaten. Uğur Dündar bakın buradan mezun olmuş dedik. Belki bu koridorlarda koşturdu. Keşke izlese kendisi. Keşke ulaşsa. Ama bir şey olur ha. Duygulanır yani. Düşünsene yıllar önce gelip okuduğum bir yer. Evet abi zaten tam bir kantin niteliğinde. Küçük bir penceresi olan minik bir yer. Şurada abi bir sınıf var galiba. Açık mıdır kapı bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oho. Her yer harabe. Tabi burası bir sınıf. Hatta o günlerden kalan iki masa var galiba. Tahta o taraftaymış. Muhtemelen sıralar böyle buraya dizili. Yalnız tavan burada ahşap değil. Tavan betonarme. Muhtemelen bu bina belki daha sonra yapılmış olabilir. Tavan betonarme olmasa betonarme ama zaten bomba yapmış bir yerlerden böyle sarkmış, Allah korusun. Tepemize göçse var ya, kimseye bir şey açıklayamayız yani. Biz buraya kendi kafamıza göre geldik, girdik. Gel abi devam edelim bakalım şöyle. Şöyle bu tarafa doğru gideceğiz. Çok güzel bahçelerin içinde. Şöyle bir dışarıya doğru Mehmet göstersene. Bahçeler. Tarlalar, ağaçlar, kocaman çam ağaçları. Böyle hepsinin olduğu bir yerde. Çok sessiz, sakin bir yere de yapmışlar zaten. Burada kimseye hani rahatsızlık vermemiş. Öğrencilere sesler, gürültüler hiçbir şey gelmemiştir. Şimdi burada da bir sınıf var. Bak o 11 Fen C yazıyor burada. 11 Fen C. Aynı görüntü yine. Herhangi bir değişiklik yok. Şuradan şöyle gösterebildiğin kadar istersen. Çok içeriye girmeye gerek bence yok. Çok görüntü var yani, çok fazla şey olunca hepsini de göstermek istiyorum. Şurada yine bir sınıf. Çok böyle hani ışık alan pırıl pırıl sınıflar yapmışlar ama. Kocaman camları zaten full ışık alıyor içerisi. Tabii şu an artık buranın yanına hemen şey gelmiş. Organize sanayi gelmiş. Artık birazcık buranın o sessizliği, sakinliği haliyle bozulmuş ama o yıllar hayalet. Burası efsaneymiş. Evet. Şöyle nereye doğru gidiyoruz bakalım. Zaten geldiğimiz noktaya herhalde geldik. Merdivenlerin başındayız yine. Burada yine bu odaya gireceklere benden size bir şarkı, yalan attım, seni aldattım. 2003 yazıyor galiba. 2003, o şarkı o yılda var mıydı ya? Burada abi küçük bir tuvalet var galiba. Burada da herhalde yine sınıf değil bu. Bu küçük bir oda. Böyle öğretmen odası, müdür odası falan olabilir. Şimdi alt katı gezmemiştik. Şöyle alt kata ufak ufak şuradan bir geçelim. Alt katta neler var bir görelim. Ben burayı ilk önce internette, Instagram'da bir arkadaşımın paylaşımları arasında görmüştüm. Kendisi de zaten buradan mezunmuş. Şu merdivenlerin olduğu yerde fotoğraf çekilmişti.
Onu görmüştüm. Hemen yazdım kendisine. Ya dedim orası neresi? Hani biz niye bunu bilmiyoruz? Bana detaylı tarif yaptı. Dedi ki oraya git ve çek. Nasıl çekersen çek ama dedi. Ben bilmiyorum dedi yani izin konusunu. Kendisi de Süleyman ismi. Ona da selam olsun. Bugün birazcık da o arkadaşın vesilesiyle buradayız diyebilirim arkadaşlar. Yine orada bir sınıf var. Bu tarafa doğru ilerliyoruz bakalım. Burada da yine sınıflar var galiba. Bir görelim şöyle. Evet. Yine bir sınıf mı? Şöyle bakalım. Böyle yerlere girince artık ilk önce duvardaki yazılara bakar oldum. Çünkü birkaç videoda bir gol yedik. Mehmet de bunun farkındadır ama abi duvarlarda küfür müfür yazıyor. Biz görmüyoruz tabi anlatıyoruz ama siz izlerken tabi rahat rahat gördüğünüz için izlediğiniz için dikkat ediyorsunuz. Ben burada çok rahat değilim yani tedirginim yani böyle gizli gizli geziyoruz falan filan her şeyi yakalayamayabiliyorum. O yüzden artık direkt duvarlara bakar oldum. Duvarda gözden kaçan pis bir şey olmasın diye. Yani burada pek yok gibi öyle bir şey. Şimdi şöyle bir geçelim. Aa burada bir tane daha kantin var bak. Şöyle üst kattakinin aynısı. Altta da bir tane kantin var burada yine. Oraya doğru geçelim. En sonki sınıfa bakalım. Bu da bir sınıf. Sınıflar hep aynı zaten. Sınıflarda hiçbir şey yok. Sıralar yok. Tahtalar yok. Çünkü bu okul biraz da aşağıya taşındığı için muhtemelen buranın sıralarını falan kullanmışlardır. Yani çöpe gitmemiştir. Okul devam ediyor. Burada ne var? Elbiseler, kıyafetler falan var burada. O günlerden kalan. Neler var abi? Kazaklar var. Ceketler var. Hatta şurada sanırım yataklar olması lazımdı. En baştaki odaya doğru bir gidelim. O yatakları gösterelim. Çünkü böyle yerlerde hani birkaç parça eşya görmek, göstermek o günkü hissiyatların geçmesi için çok faydalı oluyor. Şimdi hatırladım. Şu ilk baştaki odada olabilir. Hiçbir kalorifer tesisatı bir şey göremedim. Muhtemelen burayı kaloriferle ısıtmamışlardır. Sınıfların hepsinde küçük küçük soba bacaları gördüm. Ama bu kadar sınıfta hani soba nasıl yakıldı, nasıl ısıtıldı bilmiyorum. Alt kata ineceğiz. Yalnız sadece şuradan o küçük birkaç yatağı göstereyim. Sonra hemen buradan bir alt kata inelim. Onu unuttuk. Gel Mehmetciğim, bu taraftayız. Evet. İşte o günkü yaşanmışlıklara birazcık ışık tutan materyallerden bazıları. Yataklar. Öğrenciler muhtemelen bu tek kişilik yataklarda yattılar. Burası yatılı bir okuldu. Dediğim gibi Türkiye'nin her yerinden çünkü öğrenci geliyordu buraya. Öğretmen lisesi. Burası sınavla falan kazanılan en önemli bir okuldu yani. Onların kullanmış olduğu o günlerden kalan yatakları da burada hani göstermeden geçmeyelim istedim. Şöyle alt katı var. Böyle bir yerin alt katında ne olur acaba? Muhtemelen çok orası sınıfa hani müsait değil ama orayı da yine merak ediyorum. Orası birazcık daha karanlık görünüyor arkadaşlar. Alt katta işler birazcık değişik abi gel. Alt kat birazcık ürpertici. Her yerde zaten bizi bulur böyle şeyler. Yine sınıflar galiba Mehmet. Şöyle üstten bak bir görüntü çıkacak galiba sana. Herhalde. Yine sınıflara benziyor. Tabii burada sınıf sayısı çok az bu sefer. 1, 2, 3, 4 tane gibi görünüyor. Öncelikle şurada bir kapı görüyorum. Bir buraya bakalım mı? Gel abi. Bismillahirrahmanirrahim. Burası çeşme falan var burada. Acaba şey miydi? Laboratuvar falan mıydı? Hani okullarında genelde en alt katlarında olur ya. Laboratuvar tarzı bir şey olabilir burası da. Çünkü yeterli öğrenci alabilecek kadar büyük. Ama ışık da yok. Hani burada uzun süreli ders işlenmiyordur. Belki bir saatlik böyle bir laboratuvar yapıp çıkıyorlardır. Burası öyle bir şey gibi geldi bana. Şöyle birkaç sınıf var dedik. Bir oradan görüntü alalım mı? Şöyle bir kapı. Bu taraf yine
Koridorlar ne kadar karanlık görünse de yine bol ışık alan, şöyle kocaman pencereleri, camları olan bir sınıfmış burası da yine. Şöyle soba borusunu gösterir misin Mehmet? Az önce bahsettiğim şey. Muhtemelen abi hiçbir kalorifer tesisatı, peteği hiçbir şey göremedim. Bütün her yeri abi sobalarla ısıtmışlar burada. Gerçekten büyük azim yani ha. O kadar sınıf, o kadar öğrenci, kaç tane hademe. Ama bence hademeden ziyade burada öğrencilerin de aktif olduğu bir yer burası. Dedim ya hani köy enstitüsü gibi yani burası. Belki öğrenciler bile katılım sağlamıştır. Belki bir görevli öğrenci vardı, sobaları oturup o yakıyordu. Evet abi, şöyle bakalım. Biraz gizemli yerlere doğru gider olduk. Acaba nereye gidiyor? Merdiven altları boş. Şöyle yine bir sınıf, şöyle karşıdan bir görerek geçebilirsin. Ses yapma Mehmet. Burada abi yol bitiyor mu? Bitiyor. Son bir sınıfımız daha var. Açıyorum. Hadi bismillah. Oo, burada birkaç parça eşya var. Hemen aklıma ne geldi abi? Bilgisayar atölyesi. Çünkü bunlar böyle bildiğin bilgisayar masası tarzı şeyler. Her birine bir monitör, bir ekran gelecek şekilde konmuş bilgisayar malzemeleri olabilir. Abi burası teknik atölyelerin olduğu yer sanırım, en alt kat. Hani orası laboratuvar dedik, burası bilgisayar atölyesi dedik. Burası muhtemelen o işler için kullanılmış bir derslik. Gel abi. Şimdi binadan bir çıkalım yukarıya doğru. En son yukarıda size bir neler gösterebiliriz. Oradan devam edelim. Evet, binanın dışına geldik arkadaşlar. Başladığımız o noktaya geri döndük. Çok keyifli bir bizim için keşif oldu. Burayı ne zamandır hani merak ediyordum da. Nasip bugüneymiş ve hep birlikte gezmiş olduk burayı da. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenileri nasıl gösteriyoruz? Her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı unutmuyoruz. Videoya like atmayı unutmuyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Bunlar varsa yeni videolar gelir. İzlendiğini hissettiğimiz zaman, desteği hissettiğimiz zaman biz de oturup kafa patlatıyoruz. Nasıl videolar çekebiliriz diye uğraşıyoruz. Buralara kadar uzun uzun yollara çıkıp geliyoruz. Şimdi biz buradan ikinci bir video çekimimiz daha var mesela. Araya onu da sıkıştırayım hadi. İkinci videoyu daha çekeceğiz şimdi. Bunlar hepsi yorgunluk. İkinci çekecek olduğumuz video biraz daha riskli. İnşallah bundan sonra onu izleyeceksiniz. O da böyle izinsiz paldır palas girecek olduğumuz bir yer. Çünkü izin çıkmaz orada. Biliyorum, eminim yani. İzlediğiniz zaman anlayacaksınız. Bir sonraki videoda detaylar gelecek. Ne diyelim? Bizden bugünlük bu kadar. Destekleri eksik etmeyin. Yanımızda olduğunuzu hissettirin her zaman bize. Yalnız bırakmayın sakın. Özellikle yalnız bırakmayın. Bunu şiddetli bir şekilde belirtmek istiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın.